Kamurça hoş geldiniz. Bir yeni programla daha karşınızdayız. Bu haftaki programda yine güzel konular, güzel konuklarımız, farklı konuklarımız, konularımız olacak diyelim, başlayalım. Bu haftaki programımızda hemşine uzanacağız. Hemşin kültürüyle ilgili çok şey konuşulur belki ama biraz böyle GOR dergisi, Hadik Derneği üzerinden hemşinde neler yapılıyor, hemşince dili üzerinde neler yapılıyor, bugününe, kültürüne dair neler var, onları konuşacağız. Mahir Özkan, araştırmacı yazar konuğum olacak. Önce bir hoş geldin diyelim. Mahir, hoş geldin. Hoş bulduk. Mahir, çok uzun süredir aslında hemşin üzerine bir program yapmayı düşünüyorduk ve bugüne diyelim nasip oldu ama seninle bu konuyu konuşmak çok eğlenceli ve güzel olacak diye düşünüyorum. Şunu söylemek istiyorum, hemşince ile ilgili aslında herkesin bir tanışıklığı var. Türkiye'deki Ermeni toplumunun hep böyle ilginç anıları var. Ben biraz onu anlatarak başlamak istiyorum. Çünkü benim hemşince ile ilgili tanışıklığım MOMİ belgeseliyle oldu. Özcan Alper'in MOMİ belgeseliyle oldu. Belgesel sonrasında Özcan'ın yanına gidip de ben Ermenice, o hemşince konuşup da birbirimizle anlaşınca hemşinin yani ne zaman geldin İstanbul'a diye sormuştu Özcan bana. Ben yo, ben buradayım, ben Ermenice konuşuyorum. O, ben de hemşince konuşuyorum deyip birbirimizle Ermenice konuştuk bir 15 dakika. Çok ilginç tabii ama bundan sonra aslında hemşin kültürünü, hemşin insanını, aslında sadece dil üzerinden bakılamayacak, sadece dil üzerinden bakılamayacak bir kültür olduğunu bugüne kadar geldik ve şimdi artık dernekler, dergiler, senin çalışmaların, Vova grubu, hiç altını çizmek gerekiyor, birçok müzisyenin çok büyük katkısı var. Oradan başlayalım istersen. Hemşin kültürü nedir? Hemşinliler kimler? Biraz oradan istersen izleyicilerimize sıfırdan anlatmaya başlayalım. Ya şimdi hemşinliler dediğimizde çok aslında farklı topluluklardan oluşan bir halk topluluğundan söz ediyoruz. Farklı grupları olan bir halk topluluğundan söz ediyoruz. Çünkü hemşinliler tarihin bir cilvesi, hem dinsel hem dilsel olarak çeşitli biçimlerde varlıklarını sürdürüyorlar bugün. Şöyle ki Hristiyan hemşinli bir topluluk var mesela. Dünyada çok bilinmez ama Türkiye'den 1915'e kadar Türkiye'de yaşamış ama 1915'le beraber soykırım sürecinde işte öleni ölmüş, kalanı kalmış bir topluluk olarak kalanlarının Rusya'nın Apazya ve Rusya'nın Soçi ve Apazya'nın Sohum-Gagra kentleri başta olmak üzere Karadeniz'in karşı kıyılarına geçmiş bir topluluk var. Bunlar hala Hristiyan inancını taşıyan ve kendilerine Hamşenahay diyen, yani hemşin Ermenisi diyen bir topluluk. Ama bunun yanında işte hemşinceyi konuşan, yani Ermenice'nin hemşin diyalektini konuşan ve işte Hopa, Kemalpaşa, Artvin'in çeşitli ilçeleri, Borçka gibi ilçelerinde yaşayan, bir kısmı Batum'da kalmış, işte Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin kurulmasıyla beraber Sovyet sınırları içerisinde kalmış bir kısmı da bulunan ama İslamlaşmış, 1600'lü yılların sonu itibariyle İslamlaşmış olan ama hemşinceyi de koruyan, yani şu anda hemşin Ermenicesi konuşan bir topluluk var. Bunların hatta işte 1944 gibi Batum tarafında kalanlarının sürgüne gönderildiğini biliyoruz. İşte Kırgızistan, Kazakistan'a kadar sürülmüşler. 2000'li yıllardan itibaren Rusya onlara dönüş hakkı verdi. Voronej, Rostov, Krasnodar gibi Rus kentlerine geri döndü bir kısmı. Bir kısmı hala Kırgızistan, Kazakistan'da bulunuyor. Böyle bir hemşince konuşan ama İslamlaşmış bir hemşinli topluluğu var. Bir de hemşinin merkez bölgelerinde esas ilk hemşinlerin 700'lü yıllarda yerleştiği bölgede kalmış olan hemşinliler var. Rize'nin işte bunların da bir kısmı tabii o bölgede kalmadılar. Daha sonra Rize'nin çeşitli ilçelerine ve Adapazarı, Düzce gibi Türkiye'nin daha batı ilçelerine, batı bölgelerine göç ettiler. Bunlar da İslamlaşmış ve hemşinceyi de artık konuşamaz hale gelmiş. Yani asimilasyon süreciyle dili de yitirmiş olan bir topluluk. Ama dilleri içerisinde 2000'e yakın Ermenice kelimeyi
koruyorlar. Hasan Uzun Hasanoğlu Titer adlı, Titer biliyorsun kelebek demek. Hı hı. Titer adlı bir sözlük hazırladı. Bu Rize bölgesindeki hemşinlerin konuştukları Türkçe içerisinde kullandıkları Ermenice kelimeleri topladı ve bir sözlük yaptı. İşte 2000'e yakın bir kelimeyi kullanıyorlar. Ama günlük yaşamlarını Türkçe üzerinden kuruyorlar. Önemli bir bölümü kendilerini artık Türk olarak da ifade ediyor. İslamlaşmış ve Türkçe konuşan bir hemşinli topluluğu var. Yani üç hemşinli topluluğundan söz etmek mümkün. İşte biz bunları Batı hemşinlileri, Doğu hemşinlileri ve Kuzey hemşinlileri diyoruz. Batı hemşinlileri Türkçe konuşuyor, Sünni İslam inancına sahip. Doğu hemşinleri hemşin Ermenicesi konuşuyor ve Sünni İslam inancına sahip. Kuzey hemşinleri dediğimizde Abhazya ve Rusya bölgesinde yaşayan hemşinler de hemşin Ermenicesi konuşuyorlar. Aynı bir dili konuşuyoruz, aynı lehçeyi konuşuyoruz. Onlar da Gregorian Ermeni Kilisesi'ne bağlı olarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Hı hı. Böyle bir hemşin topluluğu yani kozmopolit, yani aslında kendi içinde bile çok farklı kimlikleri barındıran bir topluluk. Hı hı. Dolayısıyla da hani hemşinlerin kendi içinde de hemşinlerin ne olduğuna dair bakış açılarının da çok farklı olduğunu görebiliyoruz. Hı hı. Yani Türkiye'deki siyasal farklılaşmaların benzer biçimlerde hemşin toplumunda da karşımıza çıkabildiğini görüyoruz. Hı hı. Kendilerini Türkiye'deki siyasal ayrışmalardaki en sağ noktalarda Türk milliyetçisi biçiminde ya da işte İslamcı biçimlerde ifade edenlerinden tutun, hemşinlerin kökenlerinin Ermenilerden geldiğini kabul eden ve işte diline kimliğine sahip çıkmaya çalışan kesimlerine kadar çok farklı tutumlar olduğunu söyleyebiliriz hemşinlerin. Peki Mahir, şimdi biraz önce bir sözlükten bahsettin. 2000 tane kelime toplandığından. Bildiğim kadarıyla geçenlerde bir haber de gördüm. Vuva'dan Hikmet Akçiçek'le birlikte zannedersem sizin de bir sözlük çalışmanız var değil mi? Tabii bu iki sözlük birbirinden farklı sözlükler. Şimdi Titer sözlüğü Batı hemşindeki, yani hemşince konuşmayan hemşinlilerin kullandıkları, yani konuştukları Türkçe içinde kullandıkları Ermenice kelimeleri derledi. Bizim sözlüğümüz Hopa hemşinlerinin, Hopa hemşinleri diyorum ama Doğu hemşinleri, yani Kemalpaşa, Hopa, Borçka, Batum ve Düzce ve Adapazarı'nın bazı ilçelerinde hala konuşulan hemşincenin sözcüklerini içeren bir sözlük olacak. Yani bizim sözlüğümüz bir Türkçe içerisindeki hemşince sözlükler gibi değil. Bizzat hemşincenin kendi, Ermenicenin hemşin diyalektinin sözlüğü, hı hı, olacak. Tabii çok daha fazla sözcük içeriyor. Şu ana kadar biz 11-12 bin civarında bir sözcüğü kayıt altına aldık. Bu sözcüklerin bazılarının mükerrer yazımları var tabii, farklı kaynaklardan taramalar yaptığımız için. Bunlar üzerine çalışıyoruz şu anda. Hı hı. Çünkü bazı sözcükler farklı köylerde, hı hı, farklı harflerle kaydedilmiş olabiliyorlar. B, P, G, K gibi farklı harflerin söylenişleri olabiliyor. Onları bir araya getirmeye ve tekleştirmeye çalışıyoruz bir taraftan. Hı hı. Dolayısıyla bizim sözlüğümüz konuşulan bir dilin sözlüğü, hı hı, olmuş olacak. Türkçe içerisinde kullanılan sözcükler gibi olmayacak. Ama Titer sözlüğünden de şu şekilde yararlanıyoruz. Çok ilginç bir şey. Onlar dili konuşmuyorlar, Batı hemşinlileri. Yani hemşinceyi konuşmuyorlar. Ama bizim kullanmadığımız bazı hemşince Ermenice sözcükleri onlar kendi dilleri içerisinde korumuşlar. Mesela işte mokuray sözcüğü var. İşte teyze kocası anlamına gelen. Biz mokuru biliyoruz. Morakur işte. Morakur'a biz mokur diyoruz. Mokur kelimesini biliyoruz ama mokurun eşi anlamında mokuray kelimesini bilmiyoruz. Ama Batı hemşinlilerde bu kelime korunmuş. Onlar hemşince konuşmadıkları halde bu kelime korunmuş. Havuz anlamında mesela avzan sözcüğünü biz hemşince konuştuğumuz halde bilmiyoruz ama Batı hemşinlilerinde avazan ama avzan şeklinde korunmuş tabii Batı hemşinde. Avzan kelimesinin onlarda korunduğunu
görüyoruz. Dolayısıyla onların koruduğu kelimeleri de, yani biz Hemşin sözlüğüne bakarken işte Apazya, Hopa, Rize Hemşinlerin tamamını, yani Hemşin ağzının, Ermenice'nin Hemşin ağzının sözlüğünü yapmaya çalışıyoruz. Türkçe içerisindeki Hemşin'e konuşulan kelimeler sözlüğü yapmaya çalışmıyoruz. Önceki sözlük biraz bu anlamda bir sözlüktü. Peki şimdi Batı Hemşince dediğinde Batı... Batı Hemşince demeyelim ona. Şöyle, Batı Hemşinlilerinin konuştuğu Türkçe içindeki Hemşince sözlükler, tamam. Sözcükler. Peki Batı Hemşinlileri dediğin toplum, ya batısı neresi bu coğrafyanın? Ya aslında hani batı, şimdi bu bir şekilde ifade etmek gerektiği için belki batı doğu dedik. Çünkü batı doğu, batısı doğusu da çok karışmış bir durumda. Çünkü şöyle, esasında Hemşinliler Bizans İmparatorluğu döneminde Arap baskınlarından, Ermenistan'a yönelik Arap baskınlarından kaçan Hamam ve Şapuh Amatuni beylerin riyasetinde yıkık Tampur kentine gelen bir Ermeni topluluğu. Tampur kentine yerleşiyorlar ve Hamama Şen, yani Şen eki biliyorsun Ermenice yer adı yapan bir ek ve birçok yerde var. İşte ismi iade edilen Norşen vardı mesela, Bingöl'deydi zannediyorum. O orada da kullanılan bir ek. Ermenistan'da da bir sürü şenle biten yer adı var. İşte onun yaptığı şinel, işte yapmak, etmek, inşa etmek anlamına geliyor. Hamamın yaptığı yer, inşa ettiği yer anlamında Hamama Şen olarak adlandırılıyor. Oradan sonra Hamşen Hemşin haline geliyor. Dolayısıyla orayı merkez kabul ediyoruz. Peki bu merkez neresi şimdi? Şimdiki Rize'nin Hemşin, Çamlıhemşin ilçeleri. Rize'nin yine İkizdere ilçelerinin güney yamaçları, dağların yamaçları, kıyı kesimlerinde daha çok işte Lazlar ve Rumlar yaşarken o dönemde kıyı kesimlerinin yüksek bölgelerinde, dağ bölgelerinde, dağlık bölgelerinde Hemşinler yerleşiyor. Hemşin coğrafyası da işte bugünkü o İkizdere'nin Cimil, Rize'nin işte Hemşin, Çamlıhemşin'in yine güney bölgeleri, dağlık bölgeleri oluyor. Oralardan tabii zaman içerisinde batıya ve doğuya doğru göçler oluyor. Doğuya doğru göç edenlerin bir kısmı da bugün hala Batı Hemşinleri olarak kabul ediliyor. İşte Çayeli'nin Raşot Senoz Vadisi'nde yaşayan Hemşinliler var. Fındıklı'nın çeşitli köylerinde yaşayan Hemşinler var. Arhavi'de var. Ardeşe'nin işte kıyı köyü ocağı aslında ama oraya da göç etmiş Hemşinler var. Trabzon'un Araklı Vadisi'ne göç etmiş olan Hemşinler var. Araklı'nın kıyıdan 36 kilometre kadar içeride Foşa dediğimiz bir bölge var. 7-8 köyü içine alan bir bölge. O bölgede yaşayan Hemşinliler var. Erzurum'un İspir, Tortum, Uzundere ilçelerine göç etmiş olan Hemşinliler var. Bunların hepsinin göçü işte bu bahsettiğim Hemşin, Çamlı Hemşin ve İkizdere'nin bugün baktığımızda güney yamaçlarında, dağların yamaçlarında yaşayan, kıyıdan uzaklarda yaşayan bölgelerinden göç eden insanlar. İşte bu bölgeden göç eden ve dil bilmeyen Hemşinlilere biz Batı Hemşinliler diyoruz. Bu bölgeden doğuya doğru göç edenler işte Hopa, Artvin'in Hopa, Kemalpaşa ve Borçka ilçelerine yerleşenler. Bir kısmı da Batum'da kalıyor bunların. İşte az önce bahsettiğim sürgün edilenler. Bir kısmı da Batum'da kalmış olan ve ama hala dili konuşan, Hemşin Ermenicesini konuşan topluluğa da Doğu Hemşinleri diyoruz. İşte Kuzey Hemşinlileri de yine bu Merkez Hemşin'den, az önce bahsettiğim Batı Hemşin dediğimiz Hemşin'den batıya doğru, daha batıya doğru göç edenler, işte Canik, o zamanlar Canik diye ifade edilen bölgeye, Samsun, Ordu, yine Trabzon, Sürmene, Çarşamba, Kurşunlu gibi bölgelere göç etmiş olan Hristiyan Hemşinliler. Bunların tabii 1800'lü yıllarda çok hızlı bir şekilde şeye göç ettiğini biliyoruz. Rusya'ya doğru göç, ekonomik göçler yaptıklarını biliyoruz. En son kalanları da Hristiyan Hemşinlilerin 1915'le birlikte maalesef Türkiye'de artık Hristiyan Hemşinli bir topluluktan söz edemez hale geliyoruz. Öldürülenler öldürülüyor.
sürgün edilenler, kalanlar da Rusya'ya doğru tekrar aynı şekilde göç etmek zorunda kalıyorlar. Yani Yemşin topluluğu dediğimiz şey böyle bir topluluk. Peki, birkaç soru geliyor aklıma hemen. Şimdi sen bütün bu bölgeleri sayarken ben Krasnodar bölgesinden mesela Yemşinli bir milletvekiliyle, o bölgenin milletvekiliyle tanışmıştım ve inanılmaz videolar göstermişti bana. Bir federasyondan bahsediyor. Gazeteler var. Yani dolayısıyla koca bir aslında topluluktan evet. bahsediyor. Rusya'da da özellikle. Hemşin halkı birbiriyle iletişim içerisinde mi? Tabii iletişim içerisinde olmak aslında biraz gazete, dergi, biraz iletişim kanallarıyla oluyor. Tabii siz şimdi sosyal medya da vardır ama yine gazete dergilerle oluyordur diye tahmin ediyorum. Ve bu minvalde tabii ki sizin çalışmalarınıza, dergilere de değineceğim. Ama Hemşin halkı bir iletişim halinde mi birbiriyle? Şimdi özellikle sosyal medyanın yaygınlaşmaya başlamasıyla beraber Hemşinler arasında ciddi bir iletişim doğdu, atmosferi doğdu. Aslında dilin korunması açısından da bir şans oldu bu. Çünkü dil kendi kullanıldığı mekanları kaybetmeye başlamıştı son yıllarda. Çünkü Hemşin dilinin yaşadığı mekan esas itibariyle yayladır, köydür. Yaylalarda ve köylerde yaşantı ortadan kalkmaya başladıkça Hemşinlilerin de o dili yeni kuşaklara aktarabilecekleri olanaklar azalmaya başladı. Çünkü Momilerin o Momi filmini izlemişsiniz biliyorsunuz. İşte torunlar Momilerin yanında 3 ay geçiriyorlardı yaylada ve yayladaki egemen dil Hemşinceydi. Ama yaylalarda geçirilen o süre ortadan kalktıkça yayla bir üretim mekanı olmaktan çıktıkça yaylalara insanlar turistik ziyaretler yapmaya başladılar. Yani bir hafta gidiyorsun, kalıyorsun, dönüyorsun. Yani böyle bir mekan haline döndü. Çocukları bırakamıyorsun haline. Köyde bile insanlar kalmamaya başladılar. İşte köyde çay tarımı yapılıyor ama işte okul kasabada olduğu için insanlar kasabaya inmeye başladılar. Köyden çocuğu servisle okula göndermektense köy okullarının da kapatılması nedeniyle kasabada ev tutup orada yaşamaya başladılar. Köye de çay tarımı için yaz dönemlerinde çıkmaya başladılar. Bunlar dilin mekanını yok etti. Pardon. Bu dilin mekanını sosyoekonomik nedenlerle yok olmasının yerini, boşluğunu sosyal medya doldurmaya başladı. Biz bugün eskiden hiçbir şey, varlıklarını bile neredeyse bilmediğimiz veya unuttuğumuz Hemşinli topluluklarıyla sosyal medya üzerinden iletişim kurabiliyoruz. Yani bugün onların okuduğu şiirler, yazdıkları şiirleri biz Gor dergisinde yayınlıyoruz. Hikayelerini gönderiyorlar bile bize, sözlüklerini gönderiyorlar, nasıl konuştuklarını biliyoruz. Birebir yazışabiliyoruz. İşte Apazya'daki Hristiyan Hemşinli topluluğuyla olsun, Krasnodar'dakilerle olsun, Kırgızistan'daki sürgün hemşinlerle olsun çeşitli ilişkilerimiz gelişti. Hatta işte Gor dergisinde biz Kırgızistan'daki hemşinlilerin temsilcisi olan bir büyüğümüzle röportaj yaptık. İşte isteklerini, orada yaşadıklarını, yaşadıkları sıkıntıları, sorunları dergimize taşıdık. Yine Krasnodar'a göç etmiş olanlarla bağlantılarımız var. Bizim Hopa hemşinlilerinde çok yaygın meslek işte tırcılıktır, uluslararası nakliyat işleri. Evet. Dolayısıyla o bölgelere çok giden şoförlerimiz oluyor. Bunlar üzerinden birebir iletişimler de gelişti, birebir ilişkiler de gelişti ve Hemşinli gelin, yani Rusya'dan gelen hemşinli gelin dediğimiz bir olgu da ortaya çıktı. Birçok insan o bölgedeki hemşinlilerle evlilikler yaptılar. Çünkü buradaki insanlar aslında bizim akrabalarımız. Yani Rusya ile Sovyet döneminde çizilen sınır, Lazları amca çocuğu işte aynı kardeşleri derenin bir kenarında bir tarafında bıraktığı gibi hemşinleri de bir kısmını bir tarafta, bir kısmını bir tarafta bıraktı. Ben mesela Bekaroğlu sülalesinden geliyorum. Bizim sülaleden Bekarov soyadını taşıyan akrabalarımız vardı Batum tarafında mesela. Bu insanlar daha sonra Kırgızistan'a, Kazakistan'a sürüldüler. Biz 70'lerde mektuplar aracılığıyla vesaire orada onlar bu tarafa gelmek istediler. Bir kısmı hatta Türkiye'ye
geldi. Ama çok büyük bir kısmı tabii ki oralarda kaldı. Herkesin akrabaları var. Bu akrabalarla yeniden iletişim kurulabildi sosyal medya aracılığıyla ve hatta işte geziler de yapıldı. Vova'dan bahsetmek gerekir burada. Hikmet Akçay'ın kurduğu Vova grubu Moskova'da bir konser verdi mesela. O konserde hemşinliler, Rusya'nın birçok yerinden hemşinliler geldiler. Yeni ilişkiler, tanışma olanakları doğdu, tanışma imkanı doğdu. Zaten oraya Vova grubunu davet eden de Rusya'daki hemşinlilerin derneğiydi. O dernek aracılığıyla o konser gerçekleşti. Ya fiziki birebir bağlar da artık kuruldu diyebiliriz. Ama çok büyük bir bölümü bağlı tabii sosyal medya üzerinden yürüyor hala. Dediğim gibi dergimizde Gor'da biz Roza Hastyan var mesela, şair, halk şairi diyebileceğimiz tarzda şiirler yazan bir şair. Abhazya'daki hemşinlilerden. Onun yazdığı şiirlere de yer verdik. Rusya hemşinlerinin özdeyişlerine, atasözlerine yer verdik. Onlardan derlenmiş hikayelere yer verdik. Bu şekilde bu taraftaki hemşinlilerle karşı taraftaki, Karadeniz'in karşı kıyısındaki hemşinler arasında bir bağ oluşturmaya çalışıyoruz. Aslında bu sadece onlar arasında Rusya'daki hemşinlilerle Türkiye'deki hemşinler arasında kurulmuş bir bağ demek de doğru değil. Son yıllarda artık Rize hemşinleriyle bizim aramızda da aslında bağ kuruldu. Yani biz dip dibeyiz ama hani baktığın zaman coğrafi olarak dip dibeyiz ama kültürel olarak etkileşimimizin önceden çok zayıf olduğunu görüyorum ben şimdiden baktığım zaman. Çünkü biz daha kapalı bir toplumduk, köylü bir toplumduk. Yani bizim işte üniversite mezunlarımız falan 1970'lerden sonra ilk defa tek tük köylerden üniversite mezunu insanlarımız çıktı. Çok büyük bir bölümümüz işte köylerde tarım, hayvancılıkla geçinen insanlardık. Sınırlı bir coğrafi alanda yaşamını sürdürüp doğup ölen insanlardık. Tabii bu hareket imkanları çoğaldıkça, yani kentleşme, işte hız gibi bu kapitalizmin getirdiği son yıllardaki 80 sonrası özellikle hızlanma ve kentleşme bizim Batı hemşini de tanımamızı, Batılıların bizi tanımasını da sağladı. Hadik burada çok önemli bir rol oynadı. Mesela İstanbul'da biz Hadik Derneği'ni kurduğumuz zaman 2011 yılında Hadik Derneği'nde Batı hemşinlilerden arkadaşlarımız da görev aldılar. Yönetim kademesinde işte çalışmalarda vesaire yer aldılar. Onların halk oyunları, bizim unuttuğumuz, onların bildiği, bizim bildiğimiz, onların unuttuğu bütün kültürel unsurları birbirimize aktarmaya, paylaşmaya başladık. Bu anlamda yani hemşin kültürünü ben sadece Hopalıların dili bilenlerin kültürü olarak ya da dili bilmeyenlerin kültürü olarak görmüyorum. Hristiyan olan hemşinlilerin kültürü veya Müslüman olan hemşinlilerin kültürü olarak görmüyorum. Bunların toplamı olarak görüyorum. Hatta bu toplamın, bu toplam her ne kadar işte hemşinler nasıl Müslüman oldu, baskı gördüler mi, zorla mı Müslümanlaştırıldılar, işte Osmanlı koşulları vesaire, bunlar tabii ki tarihsel olarak tartışılabilir, konuşulabilir şeyler. Ama sonuç itibariyle baktığımız zaman hemşin kimliğini zengin bir bileşimi olarak görmek gerektiğini düşünüyorum. Müslümanıyla, Ermenice konuşanıyla, konuşmayanıyla hemşinliler bir bütün olarak algılıyorum ben. Bir kısmımız dilimizi unutmuşuz. Bir kısmımız işte dinini değiştirmiş, 300 yıl, 400 yıl geçmiş. Bir kısmımız hala Hristiyan. Bunların hepsini bir şey olarak, hemşin kimliğinin hepsini bir parçası olarak görüyorum. Hemşin kimliği şudur bunlardan ya da öbürüdür diye algılamıyorum. Toplamına hemşin diyorum ben. Hepimizin birbirimizden, Hristiyan hemşinlerin Müslüman hemşinlerden, Müslüman hemşinlerin Hristiyan hemşinlilerden, hemşince konuşanların konuşmayanlardan öğreneceği çok şey var. Hatta hemşinlilerin Ermeni dilinden, Ermeni edebiyatından öğreneceği çok şey var. Çünkü ben 1914 öncesi Ermeni köylü yaşantısı üzerine Aras Yayınları'nın çıkardığı bir kitap var. O kitabı inceliyorum mesela. Zaman zaman bakıyorum hala. O kitaptaki röportajlarda konuşulan şeylere baktığım zaman o köylü, özellikle köylü yaşantısı üzerinden hemşinlerin köylü yaşantısıyla birebir
örtüşen birçok kültürel unsuru görebilmek mümkün. Dolayısıyla hani bizim yitirdiğimiz, bu asimilasyon süreci nedeniyle yitirdiğimiz birçok kültürel unsuru aynı zamanda oralarda da görmek, Ermeniköylü yaşantısı içerisinde de görmek mümkün. Dolayısıyla bunların hepsini ötelemeden, nitelemeden, hani bunlarla ilişkiyi bir olumsuzluk gibi algılamadan, tersini de olumsuzluk gibi algılamadan, yani Müslüman olmuş olmayı, işte hemşin kimliğini, işte Ermeni kimliğiyle olan bağından uzaklaştıran bir şey gibi de algılamadan, olduğu gibi kabul ederek ne varsa kültürümüzde, ne varsa kimliğimizde onların toplayıcılığını, avcılığını yapmaya çalışıyorum bir bakıma. Yani hepsini birlikte görmeye çalışıyorum. Peki Mahir, şunu sormak istiyorum. Şimdi biraz önce aslında şimdi de onu konuşuyoruz bir anlamda. Kültürel bir aktarımın olması gerekiyor bir kültürün yaşamaya devam etmesi için. Sen de söyledin, dili konuşan konuşmayanlar hepsi sonuçta hemşinli. Ama şimdi bu dili aktarma konusuna ve kültürü aktarma konu, belki kültür hani dergilerde ve şimdi işte bizim yaptığımız Türkçe bu programda da konuşulmasıyla ve bunu dinleyenlerle ya da senin iletişime geçtiğin insanlar aracılığıyla çevrenle olabiliyor kültürel aktarım. Ancak dil biraz daha netametli bir konu. Yani bir okul, eğitim, ana dil, aileden duyma vesaire. Dil aktarımını nasıl yapıyorsunuz? Şu an hemşinilerde nasıl bir şey var? Mesela başka ülkelerde hemşince okul var mı? Yani Rusya'da diyelim. Şimdi Rusya'daki Hristiyan hemşinlerin durumu biraz daha farklı. Yani Rusya'nın dil politikası biraz daha Türkiye'ye göre, hani Rusya tabii büyük bir devlet, işte federatif bir yapısı var ve çok uzun zamanlardır bir geleneği var. Hani bütün halk topluluklarının temsilcileri olmuş mesela her dönemde neredeyse. Bugün hala oradaki Müslüman hemşinlerin de temsilcisi var. Yani devlet muhatap alıyor, diyor ki sen diyor hemşinlerin temsilcisiniz. Onun kimliğini kabul ediyor, işte dilini kabul ediyor falan. Hani öyle bir herkes Rus'tur Rusya'daki falan gibi bir algı yok elbette. Ama yine de her dil topluluğunun kendi dilini geliştirmek için aynı imkanlara sahip olduğunu söylemek de mümkün değil. Müslüman hemşinler açısından şu anda dilin aktarımı tamamen kendi kişisel çabalarına bağlı durumda. Eğitim, okul vesaire mümkün değil. Hani Rusya'da böyle çalışma da yok açıkçası. Çünkü bunun için bir enstitü kurulması gerekiyor, eğitim verecek olan insanların yetiştirilmesi gerekiyor, hani öğretmen yetiştirilmesi gerekiyor, eğitim materyallerinin hazırlanması gerekiyor vesaire. Böyle bir çaba şu anda yok. Hemşinlerden böyle bir çaba, yani böyle bir talep de çok hani ciddi bir düzeyde yok. Ancak Apazya'daki Hristiyan hemşinler okullarda eğitim alıyorlar. Onlar ama tabii Ermenistan'ın diplomatik girişimleriyle Hristiyan oldukları için tabii doğal olarak onlarla ilgili aslında kimliğin tanımlanmasında hemşinli midir, işte Ermeni midir, şöyle midir, böyle midir bir tartışma yok. Yani hamşen ay diyor, zaten Ermeni diyorlar onlara. Dolayısıyla da Ermenistan'da diplomatik girişimleriyle Apazya'da Ermeni okulları var ve hemşinliler orada Ermenice eğitim alıyorlar. Orada tabii şöyle bir şey var. Hemşin ağzının korunması mümkün olabiliyor mu? Orada Ermenice eğitim almalarıyla mümkün olmuyor tabii. Yani hemşin ağzı yine kuşaktan kuşağa aktarım yoluyla ancak, ev içindeki konuşmayla ancak korunmaya çalışılıyor. Bir literatür dili, edebiyat dili veya eğitim dili halinde hemşinceyi görmemiz mümkün değil. Rusya'da da mümkün değil. Çünkü onlar da dediğim gibi hani eğitime girdikleri anda maalesef Doğu Ermenice ile hatta eğitim alıyorlar. Aslında hemşin Ermenicesi Acarya'nın Ermeni ağızları üzerine yaptığı çalışmaya göre aslında Batı Ermenice'nin bir diyalekti. Hemşin Ermenicesi, Batı Ermenicesi içerisinde değerlendirilen bir diyalek. Ama tabii şimdi orada Batı Ermenicesi ile eğitim vermek Apazya'da mümkün olmadığı için işte Ermenistan
Ermenistan'ın desteğiyle yapıldığı için Doğu Ermenice ile eğitim alıyorlar. Ama dediğim gibi yani günlük yaşam içerisinde kendileri kuşaktan kuşağa aktarmaya çalışıyorlar. Orada da çok ciddi bir asimilasyon var. Benim oradaki arkadaşlarla diyaloğum olan insanlarla, özellikle araştırmacı insanlarla diyaloglarım var. Vahan Menagatsi var mesela, bir kitap yazdı hatta, Hemşin Ruhu diye. Rusça bir kitap yazdı. İçindeki materyaller hemşince olduğu için o materyalleri ben inceledim tabii, hemşince olan materyalleri, kısımları. Kitabı gönderdi bana, sağ olsun. Onunla konuşuyoruz mesela, çocukların çok büyük bir bölümünün artık Rusça konuştuklarını, işte hatta Ermeni okullarına bile gitmeyip Rusça eğitim almaya daha eğilimli olduklarını görüyoruz. Çünkü işte ekonomik karşılığı, işte hani kentleşme, büyük toplum gibi birçok, hani biliyorsun, sıkıntılar var. Hani iş bulacak, çalışacak, Rusça lazım vesaire. İnsanlar böyle bakıyor. Peki olaya. Türkiye'deki durum nasıl Mahir? Mesela sen hemşireceği nerede, nasıl öğrendin? Şimdi Türkiye'deki durum maalesef oradan da beter. Çünkü Türkiye'de hemşince ile ilgili bir eğitim yapabilme şansımız şu anda yok. Aslında işte yaşayan diller, dillerin seçmeli ders olarak okullarda okutulabilmesiyle ilgili bir düzenleme yapıldı ama bu düzenlemenin pratikte karşılık bulabilmesi gerçekten çok zor. Özellikle hani Lazca üzerinden, hatta çok örgütlü olan Kürtçe üzerinden bile bunun yeterli karşılık göremediğini görüyoruz, izliyoruz. Dolayısıyla hemşince için de bu çok karşılık bulmuyor. Karşılık bulması şöyle mümkün olabilir. Hani bu eğitimi verecek insanların yetiştirilmesi, bu eğitim materyalinin hazırlanması için devletin destek vermesi, çalışmaları bizzat veya işte o çalışmayı yapacak kişilerin desteklenmesi yoluyla, üniversiteler yoluyla, Milli Eğitim Bakanlığı yoluyla onun önünü açması. Yani ben size bu hakkı verdim, seçiyorsanız seçin demek aslında bu hakkın kullanımını mümkün kılmıyor. Onun dışında dilin aktarımıyla ilgili de olanaklar, daha önce de biraz bahsettik, dilin yaşam alanlarının ortadan kalkmasıyla zorlaşmaya başladı. Yani ebeveynlerin çocuklarına bu dili aktarma koşulları yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Şundan dolayı dil mekanını yitiriyor. Yani eskiden yaylada, köyde yaşayan insanlar çocukları olduğunda çocukları doğal olarak hemşince ortamına doğuyorlardı. Yani nenelerin, dedelerin, komşuların hemşince konuştuğu bir köye doğuyorsun. Ben mesela böyle büyüdüm. Ben ilkokula gitmeden önce hem hemşinceyi hem Türkçeyi biliyordum. Çünkü ikisi de doğaldı yani. İkisini de öğrenmek doğaldı. Ben bir dil öğrenmeye çalışmadım. Biri bana bir dil öğretmedi. Ben o dilin konuşulduğu doğal ortamda yaşadığım için bu dili edindim, hemşinceyi edindim, Türkçeyi de aynı şekilde edindim. Ama şans ya da eşitsizlik şuradan başlıyor. Okula gitmeye başlamandan itibaren Türkçe haliyle baskın hale gelmeye başlıyor. Hemşince sana sadece konuştuğun, köyde, evde konuştuğun bir dilken, Türkçe işte eğitim aldığın, kitabını okuduğun, işte gazetesini okuduğun, televizyonunu okuduğun, radyosuna maruz kaldığın, yani her şeyle bütün yaşamını kuşatan bir dil. Dolayısıyla hemşince Türkçe karşısında ezilmiş oluyor. Şimdi bir de hemşincenin o kendi küçük mekanını da kaybetmesiyle, çünkü köy mekanı da artık kaybolmaya başlıyor. Çünkü insanlarımız kasabalara göç ettiler. Şöyle bir şey oluyor, çok trajiktir. Kemalpaşa kasabası mesela, benim yaşadığım kasaba Makriyal ya da Lazların verdiği isimle Novedi. Hemşinlerin ve Lazların yaşadığı bir kasaba. Hemşinli köylerinden ve Laz köylerinden birçok insan bu kasabanın merkezine göç etti. Bugün artık köylerde değil, çarşıda yaşıyorlar, yani merkezinde yaşıyorlar bu kasabanın. Ve hemşinliler ve Lazlar, o bölgedeki hemşinliler ve Lazlar birbirlerini Türkleştiriyorlar. Çünkü ortak dil kasabada Türkçe, köylerinde kendi dillerini kullanırken kasabaya geldiklerinde ister istemez ortak dile geçiyorlar. Dolayısıyla da dil kendi yaşam alanını kaybediyor. Ve bu dili yeni kuşaklara aktarabilmek için biz yeni mekanlar bulmak zorundayız bu dile. Bu yeni mekanlar ne olabilir?
Bugün sosyal medyadan başka böyle bir yeni mekan yok aslında yani. İşte Facebook bu yeni mekan, işte Instagram bu yeni mekan, Twitter bu yeni mekan. Oralarda yani, bunun avantajları var, dezavantajları var. Dezavantajı temas etmiyorsun, dokunmuyorsun, her anını paylaşmıyorsun. Yani o mekan işte girip çıktığı insanların bir bakıp geçtiği bir yer. Hayat devam ediyor başka bir tarafta. Avantajı da daha önce temas etmediğin, fiziksel olarak da temas etme imkanı olmayan insanlarla da temas şansı sunması sosyal medyanın. Yani bunu ne kadar avantaja dönüştürebiliriz? Dezavantajını ne kadar öteleyebiliriz? Dezavantajının etkilerini ne kadar azaltabiliriz? Bunun peşindeyiz. Bunun yolu artık yani modern yaşama, kentli yaşama geçtiğiniz sürece dilinizde kentli biçimlerde ancak yaşatabilirsiniz. Yani bir dille tiyatro yapmıyorsanız, bir dille edebiyat yapmıyorsanız, bir dille dergi yapmıyorsanız, gazete çıkarmıyorsanız o dili yaşatmanız mümkün değil kentli biçimlerde. Köylüydük, eskiden köyde kullanıyorduk bu dili ve yaşatıyorduk, tamam, ama artık bunun imkanı yok. Dolayısıyla biz de işte modern biçimlerde nasıl yaşatırızın peşine düşmüş durumdayız. Eğitim burada kilit bir noktada ama maalesef şu andaki seçmeli dersler biçimi bu dillerin yaşatılmasıyla ilgili yeterli değil. Hiçbir dil için yeterli değil. Hepimiz şu anda gerçekten 21 Şubat yaklaşıyor, işte Dünya Ana Dil Günü. Hepimizin dili yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. UNESCO'nun raporları var. Türkiye'de birçok dil, 15 dil yok olma tehdidi altında. Bunun geri döndürülmesi bu dili konuşanların çabalarından daha fazla şey gerektiriyor. Yani onu aşan bir politika değişikliği gerektiriyor. Yani. Kesinlikle. Bizim çabalarımızın ötesinde bir şey gerektiriyor. Peki o zaman Mahir, gel istersen şimdi bu yeni metotlardan bahsettin. Bu haftaki bu programı aslında senin bu yeni metotlar dedin ya, bir tiyatro yapmadan, dergi, gazete çıkarmadan olmaz. Bunlardan biriyle tamamlayalım. Bir videoyla tamamlayalım. Sizin YouTube kanalından bir kukla tiyatrosu. Nedir biraz, evet, anlatsana bize bu kukla tiyatrosunun hikayesini. Ya şimdi benim kızım Lucin Sultan, ben onunla doğduğundan beri hemşire konuşuyorum. Yani ben şunu söyledim çocuğum olmadan önce. Ben çocuğuma hemşince öğretmeyeceğim. Ben çocuğumla hemşince yaşayacağım. Yani dur o işte kendi normal şekillensin de ben ona senin dilinde şu diye öğreteyim şeklinde dilini yabancı bir dil gibi öğretmeyeceğim diye ahit etmiştim. Bunu da başardım yani zaman içerisinde. Zorlukları oldu, çok sıkıntılar yaşadım ama başardım çünkü tek kaynağı bendim hemşince olarak. İşte kentte yaşıyoruz, etrafımızda hemşince konuşan kimse yok. Ama doğduğu andan itibaren ben onunla sadece hemşince konuştum. Yani bunu öğreteyim diye falan değil, normal iletişimimi hemşince kurdum. Ve şimdi işte 4,5 yaşında ve iki ana dili var diyebiliriz yani. Hem Türkçe'yi, annesi Türkçe konuşuyordu, ben hemşince konuşuyordum. Ve şu anda iki dille de rahatlıkla iletişim kurabilecek durumda. Dolayısıyla da o aynı durumda olan ebeveynlere ilham olması için de Lucin'le küçük böyle video denemeleri, işte çalışmalar vesaire yaptık bazen böyle. Hoşumuza gidiyordu, hem eğleniyorduk falan. Televizyonda gördüğü bir kukla, işte ben kukla yapmak istiyorum falan deyince benim de aklıma bu geldi. Bunu hemşince yapalım diye düşündüm. İşte böyle basit, amatörce bir kartonu kesip içinden böyle bir bölüm çıkarıp orayı ekran haline getirip arkasına geçtik işte kartonun. Onun arkasından parmak şeyleri vardı, onun oyuncakları vardı, parmak kuklaları. O parmak kuklalarını doğaçlama konuşturarak, hani sen şunu diyeceğim, ben bunu diyeceğim, şöyle bir olay var. Hani olayı anlattık sadece aslında. İşte böyle bir durum olursa sen ne dersin onu de, ben de onun karşılığında bir şey diyeyim. Ama hemşince diyelim bunu, böyle bir çekelim onu, hani bakalım ne olacak falan diye. O zaman böyle bir video imal ettik. O zaman öyle diyelim, Mahir ve kızı Lucin'den bir kukla tiyatrosuyla, bir parmak kuklası tiyatrosuyla bu haftaki Gamurtu'yu, evet, tamamlayalım. Mahir, çok teşekkürler. Çok zevkli bir sohbet oldu. Bu konuya da değinmiş olduk diyelim ve sözü Lucin'le sana bırakalım. Çok teşekkür ederim ben de hemşin kültürüne ekran açtığınız için. Teşekkürler. Evet, şimdi Lucin'den ve Mahir'den bu kukla tiyatrosunun videosunu paylaşacağız ve bu haftaki Gamurtu'yu böyle tamamlayacağız. Haftaya görüşmek dileğiyle. Anne, kasmadan elini vur.
ki uymuş ko bu iyi hikaye gelin nerçüdün bu gelin ta. Ama şidak kasım şidakın desa izin çaldı çiz. Tamam zaki kune de gazata kedi elodani ve kunamayı. Hadi.